Kardeşlerim, burada bir sorun var. Bu sorun internet sorunu değildir. Telefon, akıllı akılsız, donuk, hareketli telefon sorunu değildir. İnternetten veya televizyondan haber izlemek sorunu değildir. Çay içmek, şeker kullanmak sorunu değildir. Bunları Rabbimiz nimet olarak bize ihsan buyurmuştur. İnternet de Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Sorun iradesizliğimizdedir bizim. Bunun için vakıflarda görevli olan kardeşlerimiz, hani yaz aylarında veya normal zamanlarda Müslümanların çocuklarına eğitim veriyorlar ya, bu kardeşlerimiz namazın farzları gibi, orucun nasıl tutulacağını öğrettikleri gibi, iradeyi nasıl sahip olacağını da çocuklara öğretmelidirler. Aksi takdirde o eğitim eksik eğitimdir kardeşlerim. Bu nasıl yapılabilir? Elbette bir A4 kağıdına neler yapılacağını yazmakla olacak kadar basit bir şey değil. Yılların, belki asrın sürdüğü bir ihmalden söz ediyoruz biz. Böyle bir konumuz asırlardır olmamış bizim. Tütün çıkmış dünyaya, tütün tiryakisi olmuşuz. Tütün kullanılır mı kullanılmaz mı derken kahve gelmiş Brezilya'dan, kahve düşkün olmuşuz. Ardından çay gelmiş, çaysız selam yok sanki. Bakınız, hele bir gel görüşelim mi demiyoruz da ne diyoruz, bir çay içelim mi diyoruz. Çay benden değerli, seni özledim, gel göreyim seni demiyor, gel çay içelim diyor. Tiryakilik bu işte. Çaydan kurtuluyoruz derken diğer içecekler geldi. Şimdi bereket, internete bakarken çay soğuyor da içemiyor insanlar, çaydan biraz kurtulduk herhalde. Ama internet geldi, çaydan fena. Çay sadece boğazımdan mideme gidiyor, idrarla gidiyordu. Bu internet beynime giriyor, bir daha da gitmiyor. 5 sene önce gördüğüm fotoğrafı unutmuyor bir daha. İnternet idrarla gitmiyor. Beyine giriyor ve kalıyor. Kardeşlerim, şu emziği unutmayalım. Ama bebeklerin emziğini değil, büyüklerin emziğini unutmayalım. Bu emzik, orijinal gıdamızın yerine geliyor. Anne göğsündeki sütün yerine bu silikonu yalayıp duruyor çocuk. Aynı şekilde, zikrullah yerine, ilim yerine, cihat yerine, sıla-i rahim yerine, yani Allah'ın razı olacağı işler yerine, kendi kendimize uyduruk uyduruk tiryakiler, tiryakilikler icat edip başımızı belaya soktuk. Sadece belaya soktuk, başka bir şey değil. Bu sebeple biz ne kadar tiryakiyiz? Çocuklarımızı ne kadar tiryakileştirdik? Ne? Baba çay tiryakisi. Çocuk evden çıkma tiryakisi. Bu da bir hastalık. Veya evden çıkmama tiryakisi. Ne dedik? Sabah namazından başka, zikrullah'tan başka, hayat boyu terk edilmeyecek bir şey olmamalı. Misal veriyorum sadece. Çocuk 5 yaşında, evin yakınında, trafik açısından ve diğer tehlikeler açısından sorun olmayan bir parka gidiyor. Güzel bir şey mi? Kesinlikle güzel bir şey. Çocuklarımız toprak ve çim olan bir yerde oynamalıdırlar. Beton çocuğu çürütüyor. Büyüğü bile çürütüyor. Ama bir ay sonra baba her gün oraya gidiyor ya çocuk. Bir gün başka bir parka götürmeli. Bir günde çocuğun sevdiği bir yiyeceği alıp hiç göndermemeli. Tiryakilik oluşmasın diye. Aksi takdirde, yavrum, deden ölüyormuş, çabuk yetişelim dedenin cenazesine diyeceksin, ben parkta arkadaşlarla oynayacağım, gelmeyeceğim diyecek. Tiryaki çünkü. Gelse de dedesinin yüzüne, öl de ben parka gideyim diyecek. Ne yapacaksın?
Kardeşlerim, verdiğim örnekler hayatın içinden ama namaz gibi muayyen şekillerin örnekleri değil. Anlaşılsın diye bu çapraz köşelerden örnekler veriyorum ben. Sadece parkı konuşmuyorum. Çok basit bir örnek daha kardeşlerim. Bir ailenin kahvaltısı rutin olmamalıdır. Mesela iftar gibi 7'yi 10 geçe olmamalıdır kahvaltılar. 5 dakika aşağı, 5 dakika yukarı. Aksi takdirde 7'de sofrası hazır olmayan baba, çocuk, kadın, herkes delirir. Bu bir hastalık çeşididir. Yarım saat sonra yiyelim, ne var bunda? Daha iftar olmadı ki. Öyle mi diyeceğiz? Ramazan mı bu? Sahur mu bu? Bir çocuk 5 yaşında annesinin kurduğu sofranın fotoğrafını çekmiş gibi olmamalıdır. Peynir bu köşede. Öbür tarafa konsa yenmez zaten. Kurallara aykırı burada olacak. Zeytin tabağı burada olur. Buraya geçerse yasak zeytin o. Yani manyetik alan zaten çatal oraya gitmiyor. Böyle put sofra olmamalı. Aksi takdirde bu çocuk annesinin kurmadığı sofrada yiyemez. Aç kalır. Zeytin çünkü sol elinin olduğu yere konursa ne yiyecek çocuk? Hep sağ elinin önüne alışıktı. Bazen kadınlarımız başka bir akrabasını çağırıp değişik bir yemek yap bu evde demelidir. Bu nedir ya? Annesi mesela tarhana çorbası yapıyor. Başka bir şey bilmiyor kadın. Normal, bunda bir ayıp yok. Bir yere gidiyor. 10 çeşit çorba koyuyor önüne, yemiyor ondan. Bunlar çorba değil diyor. Niye? Annesininki işte tarhanaydı. Başka bir şey tanımıyor çocuk. Yabanilik bu. Kültürsüzlük. Tiryakilik bu boyutu almamalıdır. Yemekte, yatıp kalkmadan. Mesela diyelim çocuğun işte lale resimli bir yastık kılıfı var. Onu da annesi yıkadı ve kurutamadı. O gün ıslak o. Uyumayan çocuğu nasıl yorumlayacaksınız kardeşler? Çocuk uyumuyor. Kılıfımı getirin diyor. Islak bu. Yastık yok diyor. Ya yastık aynı yastık. Kılıfında işte lale resmi yok. Hani hayvan resmi olmaz zaten de Müslüman evinde yastıklarda. Lale resmi yok bunda. Olsun, uyumaz çocuk. O onun yastığı değil. Bazen çek yatın üstünde uyuyup bırakmak lazım çocuğu. Aksi takdirde Resulullah'ın adamı yapıp aleyhissalatü vesselam Hendek'in kenarında Tebük çöllerinde nasıl cihat ettireceksin bu çocuğu be? Yastığının kılıfı değişince uyumuyor çocuk. Böyle tiryakilik olur mu? Mesela 2 ayda bir numara bulmak lazım, yoksa olmaz başka türlü. Yani yasal bir kılıfa uydurup yatakları yıkadın bir numarayla, şöyle battaniyeler bir şeyler atıp halının üstünde bir gece yatmak lazım ya. Kainatın efendisi toprak üstünde kaç aylarca yattı, bir şey olmadı. Bir günde halı üstünde yatalım ya. Bakalım ne olur. En azından sabah namazına çok iyi kalkarsın. Uyuyamayacağın için sabaha kadar, o gün sabah namazı garanti olur. Tiryakilik hastalıktır. Ve gitgide bu lüks, bu büyük nimet bolluğu tiryakiliği tiryakilik haline getirdi bize. Ve şeytan yüzlerce emziği kulağımıza soktu. Burnumuzdan emzik soktu. Mesela burnumuzda emzik nasıl var biliyor musunuz? Adam bahçeli bir evde oturuyor. Ağaçlar, çam ağaçları filan, çok güzel bir yer. İçeri bir giriyorsunuz, kavun kokuyor ev. Kavun. Allah Allah. Nisan ayında kavun ne arar dünyada ya? Kavun parfümü sıkmış. Camı açsa bahçedeki iğde ağacını rüzgar getirecek, cennet manzarası olacak evde. Camlar kapalı, yapay bir kavun kokusu, şeftali kokusu sıkılmış eve. Baş ağrısından oturamıyorsun. Niye? Komşularda vardı ama. Hayat böyle değil kardeşlerim. Tabii orijinal yaşamak lazım. Kimyasal ve suntalı hayat, hayat değildir. Ve Allah'tan başka
uğruna helak olunacak, peşinden gidilecek hiçbir varlık yoktur. Boştur gerisi hep.